hapisedim abi. Evet aslan. Abi. Kaç para vardır acaba? Vardır bir şeyler aslanım. Vardır. Kim dedin? Nadir abi. Kim? Nadir beyim, kesti yolu. Tek başına. Yok, arabada biri daha vardı ama. Duraç'tır beyim. Allah belanızı versin. Allah beyim, topunuzun beyim, belasını versin. Beyim yapma, millet bakıyor, ayıptır. Girin lan içeri. Ulan şerefsizdeki cesarete bak. Ulan burnumuzun dibinde yaptığına bak. Beyim, otobüs beklemesin gitsin. Jandarma falan gelecek şimdi. Uğraşmayalım. Gitsin. Gitsin. Ne bakıyorsunuz lan? Yürüyün gidin hadi. Tamam beyim, kızma. Baran, bu ikisiyle görüşeceğiz. Kaybolmak yok, duydunuz mu lan beni? Baş üstüne beyim. Şerefsizler. Beyim, ne yapacağız şimdi? Eve mi? Eve. Nasıl gideceksek eve. Ne diyeceksek babama. Ulan sizi pardon. Abi, yazdın bunları, karışmasın. Yazdım. Ayır kenara. Say say bitmedi be. Nereden çıktı bu paralar? Ne yaptınız Nadir, anlatmayacak mısın? Baba. Buradayım babam. Buradayım aslanım. Hadi uyu. Hadi babam. Nadir. Kendim için yapmadım Bahar. Böyle olması gerekiyordu. Oldu. 3 milyon. Üf, abi paraya bak. Gördüm aslanım. Kaldırın hadi. Tamam abi. Gazi, sonra emin bir yere kaldırırsın. Merak etme. Şimdi ne yapacağız? Bu gece buradayız. Ama son. Yarın ev işini çözelim. Tamamdır. Zaten çözdüm sayılır. Nadir ha? Kaçayım saklanayım derdi de yok. Nasıl gözünü kararttıysa hayvan. Kesmiş otobüsün önünü, almış parayı. Tam 3 milyon ha. Olduğu gibi çiftliğin son hasılatı. Parası batsın. 3 milyonmuş ha? Benim derdim o değil. Şimdi karşıma biri çıksa, aha işte Nadir, al dese, 10 katını saymazsam eline, şerefsizim. Herif burada da burnunu soktu işimize. Biz bulup gebertene kadar geldi yine. Taş oldu, ayağımıza takıldı. Bulacağız. Daha ne kadar kaçacak şansına baba? Şansmış ha? Saçmalama. Böyle dersen ömür boyu bulamazsın Nadir'i. Sağ ol, eline sağlık. Özlemişiz çayını be Efsun. Afiyet olsun. Nereye? İki laf etseydik. İşim var. Çok koşturuyorlar mı burada da? Biz de fenayız vallahi. Bir orada bir burada. Zahit. Buyur abi. Çıkıyoruz hadi. Hadi Efsun, sen de işinin başına. İki lokma kahvaltı edeydik. Dışarıda zıkkımlanırsın. Hadi hazırlan. Günaydın Civan. Günaydın.
Hayırdır? Ağamın ilacı vardı da. Uyanmıştır herhalde. Uyanmış, uyanmış. Geç hadi. Ne diyor o? Yok bir şey dedi ya. Kaçtım ben, görüşürüz. Civan, kahvaltı hazır, gel bir şeyler ye. Bir şey yemem de bir bardak çay içerim ya. İyisin maşallah ha. E işte. Ayaklandık en azından. Sağ ol. Odaya çıkarayım kahvaltını istersen. Var mı özel bir isteğin? Şirkete mi hemen beyim? Yok, mekana. Toparlayalım artık şurayı. Bitti değil mi ustaların işi? Bugün yarın çıkacaklar beyim. İyi, iyi. Bu ne sabah sabah ya. Günaydın Civan Bey. Günaydın. Görüşemiyoruz. İş güç. Kolay gelsin. Hadi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın Mavra Hanımcığım? Sağ ol Melike Hanım. Sağ ol. Aziz Ağa'yı bir ziyaret edelim dedik. İyi etmişsiniz. Odasındaydı babam, seslenelim. Anne, baba. Güzelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Aziz Ağa'm yeni kalktı. Gelecek birazdan. Buyurun. Nasılsınız? Hamdolsun kızım. Sağ ol Tahsin. Eyvallah ablacığım. Arkadaş iyi değil herhalde abla. Sen işine bak. Akşama kaçta geliyorum abla? Biz seni ararız. Eyvallah abla. Günaydın. Vay. Geldiniz mi fıstıklar? Niye konuşmuyor kız? Utandın mı yoksa? Uğraşma be abi. Utanma kızım. Hepimiz biliyoruz zaten nereden geldiğini. Rahat ol. Tamam be. Nasıldı seninki? Ne bileyim ben işte. Gittik geldik. Şikayet yok değil mi? Yok. Gönül, al bakalım hakkın. Ne? Çalıştın o kadar. Bedavaya değil herhalde. Sakla paranı, idareni bil. O ne kız elindeki? Hiç. Ver şunu. Bırak abla, ne olur. Ver şunu. Neymiş o? Ver bakayım. Ver bakayım. Tanıyor musun? Kim bu?
Kim dedim Gönül, delirtme insanı. Kocam. Kocam o benim. Kocam. Burası mı Gazi? Evet, burası. Güzelmiş. Baba, nereye geldik? Yine evimize geldik aslanım. Sakin mahalle. Kalabalık değildi. Kimse kimseye karışmaz. Bir iki yıldır da oturan yok. Ama tesisatı elden geçirmek lazım. Orası kolay. Bahçe falan var, ferah işte. İstersen duvarları biraz yükseltiriz. Onlar sonraki iş abi. Önce içini bir görelim de. Göreceksin oğlum. Gel. Baba, baba bak ağaçlara. Güzelmiş değil mi aslanım? Eski bahçemiz gibi yapar mıyız buraya baba? Yaparız aslanım, yaparız. Eşya da ister tabii. Alırız, ne olacak? Mutfağı falan nasıl, banyosu? Bak işte, fena değil. Gel Mehmet bakalım, yürü. Gazi. He. Kimin burası? Aldık mı, kiraladık mı, nedir? Benim müvekkillerden birinin. E adam nerede şimdi? İçeride, tozdan. He. Malı mülkü dağıttık, bir burası kaldı. Kimse de bilmez. Sonra neden olmaz yani. Adam çıkınca ne olacak? 12 sene daha infazı var. Nereye çıkıyor? Yeter değil mi oğlum 12 sene? Yeter herhalde değil mi abi? Ne adamsın be Gazi. Kira verelim o zaman. Aydana'ya verelim parasını. Mahpusta lazım olur. İyi, sen bilirsin. Hadi bakalım başlayalım toparlamayı ortalığı. Atılacakları atalım, eşya falan lazımsa. Gazi. He. Burayı biz hallederiz. Sen doktor bul. Doktor? Hı, Mehmet için. Hatta Mardin'de baktırmışsın ya, tahlil falan. Neymiş öğrenebilirsen iyi olur. Burada da düzgün bir hastane lazım. Tam baktıralım çocuğa. Olur. Gazi. Hı. Ev tamam. Bir de bunu hallet. Daha da derdi olmayız başına. Ya ne derdi oğlum be? Al bakalım. Burası sizde o zaman. Akşama uğrarım. Eyvallah. Ha, bir şey lazım olursa arayın. Başka kimi arayacağız abi? Tamam. Ne diyorsun Turaç? İyi diyorum abi. Daha da iyi olacak. Bak görürsün. Mehmet de taş gibi olacak. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Sahi mi? Sahi tabii. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun abi. Hepsi olacak, görürsün. Aslanım benim. Baba, baba. Benim de odam olacakmış, bari öyle dedi. Köşe oda tam Mehmetlik. İçini de hallettik mi? Yaparız değil mi baba? Orası benim odam olur değil mi? Oldu bile aslanım. Orası artık Mehmet'imin odası. Buyurun. Sağ ol. Buyurun ağam. Sağ ol. Afiyet olsun. İyi gördüm seni ha. Ayaklanmışsın. Geçelim boş lafları Reşat ağa. Acı kahve içmeye gelmedin herhalde. Doğrudur. Verdiğin sözü hatırlatmaya geldim. Unuttuğumuzu kim söyledi? Bilemem. Ama arayı açmamak lazım. Ne zamana düşünüyorsun nikahı? Thank you.
Asude yetmedi. Bir de bunlar sürekli burnumun dibinde. Üzme kendini anne. Hem alışmamız lazım biliyorsun. Alışmak. Kolay mı? Alo. İyisiniz aile maşallah. Azize bana hep iyiydi anne. Bilmem mi? Her şerden bir hayır Asudem. Güzel yavrum. Bahtiyanların hanımı. Ben de çok istiyorum bir an önce şirkete başlamayı. Ama biliyorsun evi bırakamıyorum bu ara. Hala gergin mi ortalık? Hem de nasıl? Anlıyorum. Neyse sen karar ver zamanla. Biz buradayız. Biliyorum, teşekkür ederim. Bu arada sıkılırsan ara. Çıkarız istersen. Havan değişir biraz. Olur, ararım. Sağ ol. Görüşürüz. Hoşça kal. Kimdi? Semih, selamı var. Sağ olsun. Gel. İç mimarlık proje teklifleri. Son 3 sunum Semih Bey. Son olsun hakikaten. Seçelim artık birini. Merve yapı klasörünü aktar hepsini Merve. Diğer şirketlerin dosyasıyla karışmasın. Tamam. Ne zaman karar vereceksiniz Semih Bey? Şantiyeden soruyorlar da. Bir iki güne kadar. Haber beklesinler benden. İletirim. Merve. Buyurun. Civan Bey şirkete uğradı mı bugün? Hayır Semih Bey. Tamam. Sağ ol. Neden uğrasın ki? Kırıp dökmelik iş yok Yusuf Usta. İki tane adamını alsan yarım günde bitirip çıkarsın. Banyo, küçük tuvalet, bir de mutfak. İşte saydım eksik malzemeyi. Al gel hepsini, halledelim yarın bitsin. Çok sağ ol. Tamam, bekliyorum yarın. Ha, yazdın değil mi adresi? Tamam, görüşürüz. Müteahhitliğe mi başladın? Hayırdır? Yok, nadirlerin evi için. Hemen elden geçmesi gerekiyor. Daha eşya bakılacak. Aa, perde. Perdeci arayacaktım. İnanmıyorum sana ya. Konut projesi için tek başıma sunum hazırladım. Canım çıktı, umrunda olmadı. Nadir'in evi için herkes seferber ediyorsun. Aynı şey mi Sevgi? Değil, ben de onu diyorum. Böyle tanıdıkların evlerini yaparak mı geçineceğiz? Tanıdık dediysem Nadir Bey'i de ne kadar tanıyorsak artık. Sevgi. Canım. Güveniyor musun bana? Evet de. İnanıyor musun? Ya herhalde Bahar. Tamam. İşte ben de Nadir'e inanıyorum. Güveniyorum ona. Bir faydam olsun istiyorum. Yükünü birazcık olsun hafifletmek istiyorum. Laf söyletmiyoruz, anladım. Biliyordum anlayacağını. Neyse. Telefonla olmayacak bu. Ben perdeciye gideyim. Hem kumaş seçeceğim hem de sıkıştıracağım biraz adamları. Hadi görüşürüz. Arada bizim yükümüze de bir bak olur mu? Yarın öbür gün haber gelir şirketten. Bahar. Oo, kime konuşuyoruz? Alo. Alo. Sesiniz gelmiyor. Alo. Alo. Kimsiniz? Alo. Ses versene kardeşim, alo. Delimdir nedir? Bitti mi? Evet. Konuşmadın ama. Yok. Yani ulaşamadım. Sonra ararım. Sen bilirsin. Gel. Hadi yürü.
Eline sağlık usta. Tertemiz etmişsin mekanı. Sağ olun abi, ne demek. Şimdi için doldurmak kaldı abi. Dolar hayırlısıyla. Abi ödeme için Civan Bey'in bizde hesabı ayrı ama şirketten mi halledeceğiz? Nasıl olacak? Onu konuşuruz bir ara Civan Bey'le. Aranızda çözersiniz herhalde. Eyvallah. Gideyim ben o zaman abi. Haber verirsiniz. Tabii, ararız. Kaçıyor musun Dilaver? Müsaaden olursa beyim. Estağfurullah, müsaade senin. Hayırlı eline günler beyim. Hayırlı günler. Alo. Vay be. Pırıl pırıl oldu ha. Ne diyorsun? Güzel oldu beyim. Canavar gibi çalışacak inşallah. İnşallah yok. Çalışacak. Beyim. Heh. Dilaver ödemeyi sordu. Civan Bey seninle halleder dedim, kapattım ama. Ulan otobüsten gelen parayla hemen halledecektik elden ama. Neyse canım, şirketten çekerim yarın. Doldurmak lazım zaten mekan. İçkisi ıvırı zıvırı. Sen biraz adam ayarla Baran. Hem kapıyı hem içeriye. Servis için de böyle bir iki garson, eli yüzü düzgün kız. Kız mı? Kız tabii oğlum. Askerlik şubesi gibi mi olsun içerisi? Oyun oynamaya, rahatlamaya gelecek millet. Azıcık gözü gönlü açılsın. İstanbul lan burası. Tabii beyim, doğru. Beyim, muavin arkadaş çağırtmıştınız. Evet, evet. Gel bakalım. Beyim, çok mahcubuz size karşı ama vallahi bizim bir kabahatimiz yok. Tamam, uzatma. Aldın mı arabanın plakasını? Aldım beyim. Baktıralım hemen beyim. Baktırın. Bak aslanım, bu işi duyan olmayacak. Para pulsal Salim geldi İstanbul'a. Mardin'de laf çıkmayacak. Anladın mı? Anladım beyim. Kimseye bir şey demeyiz beyim. Deyin de göreyim. Çık dışarı. O şerefsizi bulmadan rahat yok bize. Huzur yok. İş güç yürür. Ama önce Nadir. Çıkmamışsınız hiç Mahur Hanım. Nereye çıkacaktık? Bilmem. İstanbul burası. Yer çok. Gezmeye gelmedik ki Melike Hanım. Çıkılacak zaman mı? Ancak toparlandık hepimiz anne. Ağam da iyi olunca... Daha da iyi olacak inşallah. Babacığım. Kalkıyor muyuz Reşat'a? Kalkacağız ama önce bir Aziz Ağa'yı dinleyelim. Cuma günü. Cuma günü nikahımız var. Burada yapacağız. Aile arasında. Ufak bir merasim. Hepsi o. Anne, anneciğim. Gelme, kimse gelmesin. Bize müsaade ağa. Hepimiz için hayırlısı. Hazırlık yapmak lazım. Ne giyeceğine bir baksaydık. Aceleye geldi. Bak, iki ayağımız bir pabuca girecek. Anne, uğurlayayım ben sizi hadi. Yapma Cemre. Bari sen yapma. Thank you.
dediğin o adam Kerim ayartmayaydı seni. Uymasaydın şerefsize. Ona değil be abla. Ben kendi şeytanıma uydum. İçimde bir yerdeymiş demek. Uykudaymış. Uyandı. Çıktı sonunda. Hepimizi bitirdi. Nadir'i, Mehmet'i, hiçbiri, hiçbir şeyim kalmadı. Namus davası. Başka şeye benzemez ama. Erkek milleti önce kadından alır hıncını. Nadir, nasıl bıraktı seni? Yalvardım abla. Köpek gibi yalvardım beni vursun diye. Ayaklarına kapandım. Öldür beni dedim. Kılı kıpırdamadı. Yüzüme bile bakmadı. Çekti gitti. Öldürmedi de sağ mı koydu sanki. Sır burada değil. Ben buraya gelene kadar neler çektim bir bilsen. Tamam anlatma yeter. İçim ezildi. Hapisten de kaçmış. Oğlanı almış mıdır yanına? Mümkün değil bırakmaz. Ağaymış, kanunmuş fark etmez Nadire. Dünya peşine düşsün. Yine bırakmaz Mehmet'i mi? İyi işte. Bir gün kavuşursun evladına. Nasıl olacak o abla? Ne bileyim kızım. Ama Allah büyük. İllaki görür ıstırabını. Ne yapıyorsunuz lan burada zilliler? Destur. Ne ağlıyor bu yine ya? Sana ne? Karışma her şeye. Ne yapıyor kızlar? Hazırladılar mı yemeği? He hazır. Hadi çık. Hadi. Çık hadi. Tamam be. Gönül. Topla yüzünü gözünü sen de gel. Kapanma odaları hadi. Tamam abla. Turaç, bayağı adam oldu oğlum burası. Oldu vallahi abi, ferah yermiş. Benim odam ne zaman olacak? Bir günde nasıl yapalım oğlum? Sabret biraz. Of. Çocuk kaç haftadır iki büklüm bir orada bir burada. Haklı vallahi şikayet etmekte abi. 2-3 gün sıksın dişini. En güzel odayı yapacağım ben ona. Sahi mi? Sahi tabii babam. Yakışır. Turaç abi. Hı. Benim oda bitsin, gelirsin orada kalmaya. Eyvallah Mehmet ağa. Babam, hadi iç biraz. Babam. İyiyim ben. İyisin tabii oğlum. Kimdir ki? Gazi'dir. Bak bakalım. Kim o? Benim Gazi'yim. Oo Gazi abi hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldin. Hoş buldum. Kaynanan seviyormuş abi. Yemek mi var? Hı-hı. Geç bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vay vay vay. Bayağı toparlanmış burası. Bize iş kalmamış. Boş durmadık abi. Aç değil misiniz? Açız tabii oğlum. E hadi buyurun. Hadi. İçim parçalanıyor bu haline. Nasıl duracaklar aynı evde? Durmaz ki. Çok bile kaldı. Basıp gider Mardin'e. Sanmam. Giremez konağa. Nasıl ya? Kendi evine niye giremeyecekmiş?
30 sene hanımlık yaptığı konağa, ağanın boşadığı karısı olarak dönmek kolay mı sanıyorsun? Kaldırabilir mi insan? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama annem ne yaparsa yanında olacağız. Olacağız değil mi? Herhalde kızım. Herhalde. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Civan. Selam sabah yok mu? Olmaz mı? Tebrik ederim. Evleniyor musun? Dalga mı geçiyorsun? Yo. Evlenmiyor musun? Tebrik ettim işte, ne var? Annen anlamıyor. Cemre'yi de geç. Şimdi de sen. Tek oğlum. Sen de beni anlamayacaksın, öyle mi? Anlasak ne olacak baba? 2 gün sonra nikah var. Yenge dediğimiz kadın karın oluyor. Annem orada perişan. Biz ne halt edeceğimizi bilmiyoruz. Bir müsaade et de sindirelim. Altı üstü bir imza. Kahrolan da bir siz değilsiniz. Değişen hiçbir şey olmayacak. İster inanın ister inanmayın. Hiçbirinizle uğraşacak halim yok. Ben çıkıyorum, var mı Bemrin? Bir soğuk kuytuda.